sana yakışır iş. Çalışma şartlarını düşünebilirsiniz, imkanları düşünebilirsiniz. Sosyal imkanlar olsun, maddi imkanlar olsun. Tabii ki bunların bir insana yakışır seviyede olması en doğrusu olan. Yani tabii ki insanın onurunu kırmadan, gücünün üstüne çıkmadan, sağlıklı ortam, sana insan gibi davranmak. İnsana yakışan iş kere en başta kendisini çalışırken huzursuz etmeyen, yani kendisini mutlu hissettiren, çalıştığı iş yerde problemlerinin çözüldüğü, kendisini dinleyebilecek bir insanların olduğu, çalışmada arkadaşlarının kendisine destek olacağını bilmesi en önemli şey. Altı çalışma diye anlaşılıyorsa personelle, senin sigortan, hakların, ücretin, maaşın bu diye konuşuluyorsa onun doğrultusunda sözden çıkmadan gerekli güvenle verilen doğru iş diye düşünüyorum. Bana göre insana yakışır iş, karşıdakine hiçbir şekilde dil, din, ırk ayrımı yapmadan, özellikle bir işveren olarak bu hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin çalışanlar arasında bu dengeyi sağlamak. İnsana yakışır iş dediğimde insanların emeğinin sömürülmemesi aklıma geliyor. Senden de söylemeni rica ediyorum. Buyurun. Herkes için insana yakışır iş. Herkese için insanlara yakışır iş. Bir daha söyler misin? Herkes, tamam. Dur, su içebilir miyim? Tabii ki içebilirsin. Herkese için insana yakışır işi. Olur mu? Peki, herkes için insana yakışır iş. Bunun olmadığını fark etsem gizli kamera yok muydu ya? Kaldım böyle. Türkçe biliyorum ama bazı kelimeler ağır geliyor bize. Tamam, bir daha yapalım. Aynen sen olsun. Herkes için insanlara yakışır iş. Ay niye söyleyemiyorum ben? Yapma bak, terledim yani, yeter. Herkes için insana yakışır iş. Ama ben gayet düş gidip alayım ben. Herkes için insana yakışın iş. Bitti mi? Her vardan sonra bakmayın yani. Herkes için insan yakışır iş. Atasözü mü bu abi? Aha, slogan. Herkes için insana yakışır iş, özellikle kadınlara. Herkes için en güzeli dur. Herkes için en önemlini dur. Herkes için yaşlı insana iş. Herkes için insana yakışır iş. İnsana yaşıklar iş. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim abla.